Selamünaleyküm. Tarikatına sahaba ve hayru fil cemiyye. İnsan onu nefsine daha fazla uymaya ister. Nefsi gösterdiği yol kendine tatlı gelir. O yoldan gitmek ister. Kolay der. O yol kolay yoldur. Nefsim bunu seviyor. Nefsim bana karşı gelmiyor. Ben de onunla beraber bir yolda gideyim diye. Nefsinin yolunda giden insan hak yoldan ayrılmış oluyor. Hak yol nefsine muhalefet etmek, onun istediğini yapmamak, onu terbiye etmek, onun senin peşinden gitmesini temin eden yoldur hak yol. O yol seni saadete götürür. Hem dünyada rezil olmasın, hem ahirette azaptan, cehennemden kurtulursun. Öteki türlü nefsi peşine kavuşan insan dünyada da rezil olur, ahirette de cehenneme gider. Muhakkak tevbe etmese, tevbe etse tabi Allah affeder. Allah Azze ve Celle affedicidir. Onun yoluna giden kurtulur. O yoldan ayrılan helak olur. Çoğu insan var ki alim de geçiniyorum der. Nefsine uyar. Nefsi ne derse insanlara da onu söyler. O daha çok azap çeker. Her yoldan çıkarttığı insan için daha fazla bir tanesi, bir daha fazlaysa her insan için o kadar Allah ona ceza verecek. Onun için bu yol, güzel yol, tarikat yoludur. O hakikati gösterir. Hakiki mürşit olan yollar kurtuluştur. Bütün Allah'a şükür tarikat yolları Peygamber Efendimiz'e ulaşır. Hakiki mürşit varsa ötekiler de nefsine uyan o da insanlara fayda değil de menfaat olarak yapan insan da o da cezasını bulur muhakkak. Allah kimsenin hesabını bırakmaz. Allah affedici dediğimiz gibi hataya düşen insan tevbe istiğfar ederse kurtulur. Etmezse o vakit ceza, kendi elinden cezasını kendi vermiş olur. Allah muhafaza etsin nefsimize uymaktan, nefsimize göre hareket etmekten, başkalarını da yoldan çıkarmaktan Allah muhafaza etsin. ومن الله توفيق الفاتحة